Bir bilgiyi paylaşalım. İtfaiye Daire Başkanı'nın yaptığı açıklamaya göre bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Hatırlatalım iki kişi için bu arama çalışmaları sürüyordu. Binanın enkazının altında İki kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ederken o acı haber ne yazık ki geldi. Bir kişinin cansız bedeline ulaşıldı. Bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları halen sürüyor. İtfaiye ekipleri o noktada molos kaldırma e, çalışmalarının e, devam ettiğini ifade edebiliriz. Bir yandan da iş makineleri moloz e, kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. O caddede şu anda çalışmalar canla başla devam ediyor. Binanın yan yattığı görüntüleri de bir yandan sağ tarafta. E, paylaşıyoruz sizlerle ikiye böldük ekranı sol, ta sol tarafta çalışmalar sağ tarafta binanın yıkılış anına ilişkin görüntüler ekranlarınızda. Üç katlı bir binaydı küçük çekmecede bulunan e, Kartaltepe mahallesinde gerçekleşti bu yıkım. Henüz neden e, çöktüğüne ilişkin bir bilgi yok. Elbette yapılacak olan araştırmalar sonucunda neden çöktüğü belirlenecektir. Bir yandan da Cumhuriyet Başsavcılığı adli süreci başlattı. O adli süreç neticesinde de aydınlığa kavuşacaktır bu olay. Binanın yola doğru çöktüğünü paylaşmıştık sizlerle. Arabaların hali hazırda geçtiğini de görmek mümkün. O binadan pazar günü olmasına rağmen binadaki özür diliyorum caddedeki canlılık sürüyordu. E, zaten işlek bir cadde olduğunu az önce Haber Global muhabiri Eren Coşkun Dili de ifade etti. İETT otobüsünün tam geldiği esnada bu binanın çöküş anı gerçekleşiyor. Moloz yığınlarının savrulduğunu görmek mümkün. Binanın dibinde bulunan araçların üzerine bu bina çöküyor ve bu molozların savrulmasıyla birlikte diğer araçlara da e, taşların isabet ettiğini ifade edebiliriz. Binanın yana doğru çöküşüyle birlikte yıkımının gerçekleştiğini ve enkaz altında kalan 9 kişiden 7 kişinin kurtarıldığını, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını hatırlatalım. Bir kişi içinse Arama çalışmaları sürüyor. Şimdi az önce yaptığımız e, bağlantıda da yüksek inşaat mühendisi Cevdet Şentürk birçok sebepten bu binanın çökebilmiş e, olduğunu ifade etti. Beton kalitesinden tutun e, binanın içindeki donatının korunmamasına kadar ya da işte altta bulunan e, dükkanda gerçekleşmiş e, olabilecek bir faaliyete kadar birçok sebep bu binanın çökmüş olabilmesine e, çökmüş olabilmesine sebep olabiliyor. 1990 1988 yapımı 36 yıllık bir binadan söz ediyoruz. Ee, eski bir binadan söz ediyoruz. Aslında binadan kendi imkanlarıyla çıkan bir vatandaş binanın son karat örneğine ilişkin bir bilgi paylaştı ve herhangi bir risk taşımıyordu iddia ifadesini kullandı. Bu iddiada bulundu. Fakat geldiğimiz noktada bu eski binanın 1988 yapımı binanın bu sabah çöktüğü bilgisini aldık. Ne yazık ki. Bir kişi cansız olarak bu binadan çıkarıldı. Yedi kişi yaralı olarak kurtarıldı. Beşinin durumu iyi, ikisinin durumu ağır. Verilen bir...